Birisi bize bağırınca neden karşılığında bağırarak bağırma deriz. Bana bağırma falan. Kim bağırıyor, değil mi? Abi ya, bu da güzel gözlem. Bizim soru yorumdaki sorular gittikçe enteresanlaşıyor ya da sen enteresanları seçiyorsun galiba, öyle bir durum var. Çünkü genellikle hocam uykuda dil öğrenilir mi ya da efendim işte falan gibi sorular geliyordu böyle. Deltoid kasımı geliştirmek için hangi ağırlığı ne kadar kaldırmalıyım gibi eski sorular böyleydi. Neydi soru, unuttum, araya bir sürü laf soktum ya. Birisi neden bize bağırınca karşılığında bağırma diye bağırarak, evet, cevap. Şimdi arkadaşlar, insanlarla ilgili bütün dertlerimizin temelinde aynı nöron sistemi yatıyor. Aynı zamanda bütün iletişimimizin temelini de oluşturduğu gibi dertlerin temelinde de bu yatıyor. Şimdi karşımızdaki insanın tavırı ve davranışlarını aynalamak sosyal bir canlı olmanın ayrılmaz bir parçası. Çünkü onların bir kere duygularını, davranışlarından okuyacaksın. Sen de aynı duygu moduna geçeceksin. Böylece aranızda bir senkronizasyon, bir işte ne bileyim, bir eşgüdüm, bir birlikte hareket ve bir uyum oluşsun. Fakat bu maalesef işte böyle marjinal durumlarda ekstra olarak ortaya çıkıyor. Birisi sana bağırdığı zaman ona sakin cevap vermek saçma oluyor çünkü. O zaman senin de ona bağırman gerekiyor, çünkü var olan otomatik beyin sapı tepkisi diyelim ona, evrimsel temel tepki, karşında ne görüyorsan misliyle cevap ver. Bu bir nevi dengeleme amacına yönelik bir şey. Milyonlarca yıllık evrimsel devrelerimizde kodlanmış bir şeyden bahsediyorum. Yani kontrolü zor bir durum ve eğer gerçekten otomatik vitesteysek, yani hep söylerim günün %99'unda olduğu gibi düşünmeden yaşıyorsak, ciğerden gelen duygularla hareket ediyorsak, bu durumda bu tuzağa düşmemiz kaçınılmaz. Mesela trafikte herhangi bir, İstanbul'da herhangi bir gün çıkın, yeterince gezin bir saat falan. Bunlardan en az bir tanesini görme şansınız var. Ne öyle yapıyorsun kardeşim? Ne hadi bırakıyor? Ne ona bağırıyor? O ona bağırıyor. Olay bir döngüye giriyor. Bak, benim bir anım var bu konuda. Çok enteresan. O anıdan sonra anlattığım şeyin ne kadar işe yaradığını öğrendim. Ben bunu hep anlatırdım ama o anıyı yaşayınca enteresan oldu. Ankara Kocatepe Camii'nin önüne araba park ediyorum. O zamanki işte kız arkadaşım da var yanımda. Arabayı böyle geri geri park ederken abinin biri de yoldan böyle geçiyormuş. Tık diye tamponla, daha doğrusu o benim tamponuma dokundu ama park eden pozisyonda ben olduğum için burnum hafif dışarı çıktığından ben çarpmış gibi oldum. Adam zank diye arabayı durdurdu. Mercedes marka bir araba. Bir beyefendi indi içinden. Yaşı ileri bayağı. Yani benim şu andaki yaşımdan bile büyük. İndi ve tamamen default olarak bağırıyor adam. Daha arabanın kapısını açarken bağırıyordu. Yani içeride bağırmaya başlamış. İndi, bağırarak geliyor. Ben dedim ki arkadaşa sen bir otur. İndim arabadan. Adama doğru gittim. Adam bağırarak bana doğru geliyor. Sürekli bağırıyor. Yalnız küçücük bir adam. Yani dövebilme ihtimali de yok. Adam sürekli bağırıyor ve bana doğru biraz mesafesi vardı. Yani arabası ileride durmuştu. O bana bir düşünme imkanı sağladı. Bunları düşündüm. Ya dedim, kocaman adam. Şimdi dedim ben güçlü kuvvetli de bir adamım. Hani o zaman da body body yapıyoruz şeklimiz yerinde. Dedim şimdi ben de bununla moda geçersem bir süre sonra, ben biliyorum öfkeli halimi çünkü. Raydan atacağız. Bir de burada seyirci etkisi var. İnsanlar toplanacak. Onlar görüyor diye ben kız arkadaşımın yanında kendime laf söylettirmem diye amcaya bir yerleştireceğim. Belki amca boyun kaymasından dolayı hastanelik olacak. Ben karakola gideceğim falan düşünceleri gelince, bir taraftan da adamın şivesinde çok hoşuma giden bir şey var. Karadenizli gelen abi. Nasıl böyle yardırıyor? Tam bir Karadenizli öfkesiyle. Önüme kadar geldi. Bu arada tabii abinin bağırmasıyla hemen etraftan insanlar toplandı. Burada giriyorsun da yapmıyorsun da bakmıyorsun da bilmem ne. Bu arada hali vakti çok yerinde bir beyefendi belli. Amca bir dakika dedim. Tak diye durdu adam. Sende dedim bir şey var mı? Ne olacak bende dedi. Ya dedim bir yere çarptım, bir şey oldu mu dedim. Ya, önce sen dedim, ya önce sağlık, bir dakika arabaya sonra bakarız falan. Adam böyle bir boşa düştü bir anda. İyi dedim ya, mamam bununla geçmiş olsun falan yaptım böyle. Adam öyle bir boşa düştü ki inanamazsın. Tabii ondan sonra ne oldu? Sahnenin kontrolü bende. Dedim ki siz Karadenizli misiniz? Ya dedim biz de anne tarafından Karadenizliyiz falan. Ya dedim bakalım bir hemen, bir hasar masar var mı hemen hallederim. Bu arada dedim trafik tıkanıyor. Arkadaki arkadaşlar da bekliyorlar. Hızlı bir bakalım. Baktık tamponda hiçbir şey gözükmüyor. Dedim ki hemen cüzdanımda babamın kartı var o zaman. Benim kartım yok. Babamın kartını çıkarttım. Benim dedim babanın hemen şurada aşağıda dedim 3 tane dükkanı var dedim. Bir de havama attım. Olur dedim, bir problem olur. Ne olur dedim gelin. Yani şimdi burada trafik tıkmaya hiç gerek yok. Sonuna kadar dedim hiç diyor. Trafik rapor mapar gerek yok. Abiyi gönderdim. 10 gün kadar sonra babam bir akşam dedi ki ya bugün dükkana bir adam geldi. Bir sürü de alışveriş etti. Seninle galiba dedi yolda tanışmışlar dedi. Ben düşündüm kim yolda tanıştırmadan falan diye. O arkadaşmış, konuştukça çıktı o beyefendi. Daha sonra gitmiş babam dükkanında bir sürü alışveriş etmiş. Sanıyorum hala görüşüyorlar. Yani bir ahbaplık durumu söz konusu. Fakat doğal olan ne? O bağıracaktı, ben bağıracaktım. Aramıza birileri girecekti ki ulan beni tutmasalardı ben sana sorardımla bitiren, böyle içimizi soğutma ihtimali oldukça düşük ama enerjimizi deşarj edebileceğimiz bir ortam olurdu.
örnek, yeterli zaman ve enerji bırakırsanız kaçınılmaz gözüken, yani doğal, daha doğrusu hani eşyanın tabiatıymış gibi gözüken bir durumu nasıl tersine çevireceğinizi çok basitten gösteriyor. Beyin sapımız ya da evrimsel olarak eski bölümlerimiz hemen devreye girmek ister. Fakat onun devreye girmesini bir tık geciktirebilirseniz, yani bir nefes bekleyebilirseniz aklınız devreye girer. Çünkü akıl daha geç çalışıyor. Yani orası daha yeni, daha tıfıl bir bölüm. Daha sonradan devreye giriyor. Bir düşünebilirseniz bir süre sonra karşınızda güldür güldür bağıran birine, ya canım bir sakin ol ya, ne yapıyoruz ya, diğer başka şeylerden bahsedelim. Komiklikler, şakalar bir anda ortamı değiştirebilirsiniz. Bu her zaman mümkün. Bu döngüyü kırabilmek için arkadaşımızın çok isabetli yaptığı gözlemde olan şeyi hayatımızda net olarak görmek lazım. Bu doğal olabilir ama doğal olan her şey insani demek değildir. Bunun altını sıklıkla çiziyoruz bu soru yorumda. Yani nasıl ki her tuvaletimiz geldiğinde sokağa yapmıyor isek, bu durumlarda da her doğal olanı her yerde püskürtmeyeceğiz. Ağzına gelen her şeyi söyleyen, ya da şöyle bir ifade var, hoşuna giden her şeyi söyleyen hoşuna gitmeyecek şeyler işitir diye kadim bir prensip vardır. Ve Hazreti Ali'nin bir sözüdür. Ağızdan çıkana kadar siz söze sahipsiniz. Ağızdan çıktıktan sonra söz size sahip olur diye. Bunu unutmamak gerekiyor. O vanayı biraz sıkı tutmak lazım. Bunu diyen adama da bak, bir saattir çenesi durmadan konuşuyor ama benim konuşma şeyimin farkı ne? Tek bir konu üzerine açıklayıcı olmaya çalışarak, mümkünse kızmadan, coşmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Coşarsam Hazal beni durdurur zaten. Değil mi? Öyle hocam. Çocukken bana anlatılan bir hikaye vardı bağırmak hakkında. Ben bir yerde mi okuduğum biri mi bana anlattı. Tam hatırlamıyorum ama sonuç olarak neden bağırdığımızı bana sorgulatmıştı. Neden insanlara, özellikle eşlerimize, sevdiklerimize bağırırız? Hani niye böyle bir refleksimiz vardır diye. Şöyle düşündürüyor hikaye. Neden uzak, yani ne koşulda bağırırsın? Uzaktakine seslenmek istediğinde. Aynı evin içinde veya karşındaki kişinin sana uzak olduğunu hissedersen, yani manevi olarak ona ulaşamadığını hissedersen bağırmaya başlıyoruz. Ve biz de aslında o sırada iletişim yollarının hepsini kapanmış bir halde oluyoruz. O zaman buradan bir slogan üretelim. Kalpler uzaklaştıkça sesler yükselir. En samimi anımızda birbirimize nasıl konuşuruz? Fısıltıyla. İşte bu. Bence çok güzel bir ders oldu. Bu hikayeyi hatırlattın, süper oldu yalnız. Kalpler yakınsa sesler düşer, fısıltıya inkılap eder. Ama mesafeler arttıkça maalesef çirkinleşir. The Turkish diyor ki hocam yayın ne zaman bitecek? Ne yemek zaman yiyeceğiz. Tamam, ben de yemeğe gideceğim. Ne var? O zaman Hazal'cığım, Almanya'ya çok selam söyle. Kendinize dikkat edin. Bütün ekibe sevgiler. Size de sevgili arkadaşlar. Bu saate kadar bizimle olduğunuz, yemeğinizi geciktirdiğiniz ve ömrünüzün bu kısmını bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüz, bahtınız, zihniniz, talihiniz ve beyniniz açık olsun. Görüşmek üzere.